Türkiye'ye geldim. Ailevi sebeplerden dolayı. O Babamı zamandan beri Belçikalı babam muhtemelen. Belçikalı. Ben de orada doğdum. Orada da Abi büyüdüm. Ama geriden izliyoruz şu sonrasında an. hani hem annemin hem babamın burada yaşaması sebebiyle buraya geldik. Babam da burada çalışıyordu, 8 Türkiye'de yaşından mı çalışıyordu. geldiniz? Aynen. O zamandan beri hani çeşitli zamanlarda yurt dışında yaşadığım oldu, Amerika'da okuduğum oldu belli bir dönem ama genellikle Türkiye'deydim. Yani şu anda Arkadaşlar şu 31 an yaşındayım burada ve bunun 20 çıkan yılı kişi Türkiye'deydim Chris diyebilirim. Tombalıklı O bir yüzden de kız. Türkçe'ye hakimim. Normal yabancılardan Riot'ta birazcık sonucu daha işte. fazla hakimim. İşimde e-spor spikerliği, spikerlik yapıyorum. Genel olarak böyle beni tanımak gerekirse. Tekrar hoş geldiniz. Kiminle beraber geldiniz? Mete ile beraber geldim. Arkadaşım kendisi. Çok yakın bir Ya yabancı hocam. amına Uzun süredir koyayım bak. arkadaşım. Yeter chat. Nasılsınız? İyi misiniz? Aç diyorsunuz, açıyorum. Sonra ban diyorsunuz. Abi siz beni banlatmak istiyorsanız bak. Sikeceğim. Aç diyenler ban yazıyor şimdi. Görüyor musunuz? Böyle bir rezalet olamaz ya. Evinizde ATV yok mu oğlum sizin? Evinizde ATV yok mu? ATV niye bana telif atsın? Geriden izliyorum lan zaten. Yok bende. Ya nesi ban kardeşim? Nesi ban? ATV'nin canlı yayını da izlemiyorum şu an. Tekrarını izliyorum amına koyayım. Nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Buyurun efendim, neler Sen söylemek niye triplere istersiniz? girdin? Açsana işte. Kısa Açtım başarılar açtım. diliyorum tabii ki. Yolu açık olsun. Nereden arkadaşsınız? Aslında enteresan biz internet kafede tanıştık. Beşiktaş'ta Keşke beni ama de alsalar 10 şuraya. Hepsini seneye bilirim aşkındır ya. tanışıyoruz. Bayağı da yakın arkadaşız. Öyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Chris, kuralları biliyorsun. Aynen. Başlayalım mı? Başlayabiliriz. Yarışmamız başlıyor. Yo! Abi bir beraber bilmeye çalışalım. Bir arada bulunan insanların Hadi her bakayım. birinin bir yana dağılmasını anlatan deyimde ne yavrusu gibi dağılmaktan Kamerayı bahsediyorum? yukarı koy. Karınca A. yavrusu. Aslan, Karınca kamerayı yavrusu. yukarı B. koy. Kaplan, C. Kameranın direkt Çil, D. sağ mı Çamur çeksen zıp ya? zıpı. Ya da sola. Evet, C. Çil. Ortaya. Son karar. Karınca yokmuş lan şıklarda. Bravo Chris. İkinci sorumuzla devam edelim. Sen nasıl eğlendin lan Kaan ilk sorudan? Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir fincan kahve genellikle hangisine eşlik ederken görülür? Bakılırken. A. Cam simidi. B. Transatlantik. C. Kontrol kalemi. D. Kitap. Kitap. Tabii kahve içerken kitap okumak oldukça güzel olur. O yüzden D. Kitap son karar. Tebrik ediyoruz efendim. İlk aşamayı geçerek Ya 1000 beni de lira alsınlar garantilediniz. arkadaşlar Sırada üçüncü şuraya. soru var. 2000 lira değerinde gelsin lütfen. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Gelsin bakalım. Ağaç nerede? Balta kesti. Şeklinde devam eden tekerleme de balta nerede sorusuna ne cevap verilir? Ananın A. amında. Dağdaydı. B. İnek içti. C. Suya Ya. düştü. D. Yandı, bitti, kül oldu. Abi bence yandı bitti kül oldu. Bu tekerlemeyi çok uzun zamandır görmedim gerçekten. Yandı bitti kül Bayağı oldu. uzun zaman oldu. Suya düştü ya. Nostalji olsun istedim. Evet. Yani şu an emin olmadığım bir şekilde cevap vereceğim ve Joker kullanmadan cevap vermek gerçekten beni strese sokuyor ama Suya C düştü. suya düştü demek istiyorum. Aa. Kesin mi? Evet. Ama emin miyim bilmiyorum. Ya cahil yazan Su. kardeşim, efkarın delisi. Ben zaten çok C kültürlü suya bir düştü. insan değilim Son ki. kararım. Suya ne oldu? İnek içti. Su nerede? Doğru. İnek nerede? Dağa kaçtı. Oh! Adam maaşı çıkarttı Aga be. vallahi, helal olsun. Gerçekten korktum. Gerçekten Yürü bir an oğlum, Chris korktum. kim tutar Aa, seni güzel be? bitti. Abi şimdi siz bu tekerlemeleri söylerken ben işte LeBlanc'a ne kasıdır falan bunları düşündüğüm için tam şimdi hatırlayamıyorum, anlıyor Ne musunuz? işte falan filan. Sırada dördüncü soru var efendim. 3000 lira değerinde. Sorumuz gelsin. Spoiler vermeyin de izleyek Film işte. festivalleri ödülleri adlandırılırken
palmiye, aslan, bakacağım portakal, netlere, ayı, koza gibi kelimelerin başına genellikle hangisi eklenir? Altın. A. Platin. Altın abi. B. Altın. C. Pırlanta. D. Elmas. Oscar'lardan da bildiğimiz üzere altın gerçekten çok prestijli ve bizim ülkemizdeki ve yurt dışındaki festivallerde de... Abi çok kolay sorular bu arada ya. B. Altın. Dur oğlum, başlarım bunları. Yine açıklama yapıyor sayarken kürsüye. Yarışmanın konsepti öyle çünkü abi. Sırada 5. soru var. 5000 lira değerindeki sorumuz. Sesli bir soru. Önce dinlememiz gerekiyor. En korktuğumuz soru. En korktuğum soru evet. Abi sesli soru ne ya? Belki adam sağır amına koyayım. Tam sağır adam almıyorlardır oğlum buraya. Ben biliyorum bu şarkıyı lan. Aga be, üzünlendi olmadan. Hatırla sevgili ya. Müziği, Muhlis Sabahattin Eski'ye ait olan Nihavend makamındaki şarkının adı nedir? Basıyor abi. A. Veda Buğsesi. B. Nasıl Geçti Habersiz. C. Hatırla Sevgili. D. Duydum Ki Unutmuşsun. Ya bu sorular arkadaşlar çok kolay değil mi sizce de? Ben çıksam hepsini bileceğim zaten. En başta gelirken seyirci jokerimi zaten bu soruda kullanmayı hedeflemiştim. Gerçekten hakim olmayacağım bir konu olduğunu biliyordum ve seyirci jokerimi kullanmak istiyorum. Seyircilerimize güveniyorum. Pekala sevgili seyirciler. Ya nasıl seyircilere güveniyorsun abi? Bu soruyu nasıl bilemezsin Chris ya? Bu arada ilk sorudan elendin diyenler bana sorunun şıklarını görmeden salladım götümden cevabı. O yüzden. Lan bu soruyu bilmekte ne var? Dinlediğiniz söz ve müziği Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait olan Nihavend makamındaki şarkının adı nedir? A. Veda Buğsesi. B. Nasıl Geçti Haber. Sevgili. D. Duydum Ki Unutmuşsun. Süreniz 10 saniye. Abi seyirci umarım troller ya. Twitch'te olsa asla kimse kazanamaz. Bu seyirci direkt troll. Beyler Veda Buğsesi'ne verelim. Herkes Veda Buğsesi'ne versin, tamam mı? Seyircilerin %52'si C şıkkı. Direkt oraya iki tane A sistemi koyduğum gibi. %35'i A şıkkı Veda Buğsesi demiş. Of. Garantiye almak istiyorum. %50 jokerimi de kullanacağım. Maalesef hiç hakim. Yarı jokerini de kullanmadım. Yarı yarıya, çok özür dilerim. Evet. Pekala. İki tane yanlış cevabı eleyelim. Şarkıda zaten hatır... Şarkıda. C hatırla sevgili. Seyirciye güvenmeyeceksen niye sordum seyirciye? C hatırla sevgili. Son karar. Alıp çıkması lazım şu anda abi. Ben olsam alıp çıkardım. Yeter bu kadar. Bak kısa günün kârı. Şarkı da öyle başlıyor zaten. Evet. Hatırla sevgili diye. Gerçekten hiç yani dinlediğim bir müzik türü olmadığı için hakim olmadığım bir konu. Ve biliyordum bu soruda takılacağım. En korktuğum soruydu zaten. En hangi tarz müzik dinlersiniz? Ben daha çok yabancı slow müzikleri dinlerim. Daha çok hatta kadın vokalli müzikleri çok severim. Neden kadın vokal? Bilmiyorum. Sesleri çok farklı bir dünyaya götürüyor. O yüzden. Pekala efendim. Geldik 6. soruya. 7500 lira değerinde. Ana bu ne? 12 gerçek tane soru. Sorumuz. 12 tane soru sorup 1 milyon TL 12 tane ben buraya çıkartın beni. Hepsini bilirim abi bak. Çok net söylüyorum sana. Telefon jokerimiz sarsma. Hayır hepsini bilmezsem bile ya tamam bilemem. 37 yaşına kadar ablası sandığı kişinin aslında annesi olduğunu öğrenen Cinnet ve Birkaç iyi Hadi Adam filmlerinde oynayan Oscar ödüllü aktör kimdir? A. Jack Nicholson. B. Kevin Costner. C. John Travolta. D. Robert De Niro. Evet düşünelim abi. Şimdi düşünüyorum abi mantıklı. Şimdi bu Cinnet
Şey değil mi? Şükrü'nün üstüne giydiği tişört vardı. Dünyanın o ilk korku filmlerinden olan. Ama hiç korkunç gelmeyen bana. O filmde kim oynuyordu abi? Shining, ha. Kim oynuyor o filmde? John Travolta mı? Travolta mı? Kim var? John Traveler. Oğlum sen chatle beraber yapıyorsun, tek başına yapmıyorsun ki. Abi ben Revolta'ya özendirdiği Filmin için Türkçe ismini bilmediğim için Travolta Jack diyorum. Nicholson olduğunu düşünüyorum ama yine de %100 emin değilim. Bakayım. Jack Nicholson. Birazcık düşündüğüm zaman da Jack Nicholson ön plana çıkıyor. Böyle bir adam. Evet, buymuş Ben yine de abi. garanti altına alarak telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Jack Son jokerin olan Nicholson abi. telefon Evet. jokerini de Bilemedin kullanmak Kaan. istiyorum. Yelendin Pekala, şu an. jokerleri tanıyorum. Bahar Travele dedin. Karakaş, Telegol Caner dedin. Dere, Ana! Bole dedin. Olgay Aa! Kara... Aa! Ekstremi koymuş lan. Beyler görüyorsunuz mu? Ekstrem var. Kim arıyor? Adam Tolga ya yayındaysa o Karabulut. sırada. Tolgay Bey'i Evet, arayalım. klavye Kim şimdi efendim bekliyor işte. kendisi? Google'a yazacak adam. Aa, Evet, harbiden lan. kendisi Oha, eski iş çok arkadaşım. mantıklı. Benimle beraber. Oğlum ben buraya çıksam bütün stansı işte Hakan'ı bilmem ne veririm numarayı amına koyayım. Evde bütün gün bilgisayar başında oturuyorlar zaten, Google'dan açıp baksınlar. Aynı şirkette çalışıyordu. Öyle yapıyor Sonrasında insanlar zaten. Free. yollarımız ayrıldı ama hala Free. Free bu şey. arkadaşlığımız Telefon. baki. O da oyun sektöründe çalışan değerli arkadaşlarımdan biri. Google'dan bakacak şimdi abi. Böyle niye anladım ben bu işten? Tolgay Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür Bak bak, ederim. klavye sesleri Nasılsınız? gelmeye Sağ başlayacak olun. birazdan. Biz neredeyiz efendim? Hazır mısınız? İyi Sorunuz yayınlar. gelsin mi? Hazırım. Bekliyorum heyecanla. 30 saniye süreniz olacak. Buyurun. Bekliyorum heyecanla, klavye 37 yaşına kadar ablası sandığı kişinin aslında annesi olduğunu öğrenen Cinnet ve Birkaç İyi Adam filmlerinde oynayan Oscar ödüllü aktör kimdir? A. Jack Nicholson, B. Kevin Costner, C. John Travolta, D. Robert De Niro. Seçenekleri tekrar okuyabilir misin? Jack Nicholson, Kevin Costner, John Travolta, Robert De Niro. Süre çok az. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Moruk zaten A şıkkına koymuşlar ya, direkt Jack Nicholson yazdı Google'a. Çıktı benim yaptığım gibi. Pat diye söyledi sonra. Ben de Tolga'ya güveniyorum ve A. Jack Nicholson demek istiyorum. Son kararım. Ben olsam ben de güvenirdim Google'a. Oscar'ları Guguk Kuşu ve As Good As It filmleriyle almıştı. Aslında sen de biliyordun Klavye cevabı sesi ama Rogu'dan yollamak geliyor. istedim. Sürekli Fakat yazıyor, biraz anlamadım. pahalı RP mi ama yapmaya yani çalışıyor? Gerçekten ses mi çıkartıyor çekmemiz anlamadım. kalmadı. Fazla Bu garantiye nasıl geliyor lan? oynamanın baraj sorusuna ne yazık ki jokersiz cevap vereceksin. Dönüm noktası. Hazır mısın? Hazırım. Şunu bilip çıkması lazım abi. Gelsin mi sorumuz? Gelsin. İkinci Lan bunu baraj bildikten sonra sorusunda niye sıra çıksın? efendim. 15K 15 alıyor bin lira zaten. değerinde Devam yedinci etmesi lazım. Ha öyle mi? Gelsin lütfen. Tabii o baraj sorusu. Sen yarışmanın formatını bilmeden yarışmaya nasıl katılmayı Ankara'dan yola düşünüyorsun ya? çıkıp Ne bileyim abi. Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Batman üzerinden Siirt'e ulaşan ve son zamanlarda popülerliği artan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait Doğu tren Ekspresi mi abi? hangisidir? Doğu Ekspresi Ekspresi mi? A. Doğu Bak, Ekspresi. kültür. Kültür akıyor direkt. Evet. B. Kurtalan Ekspresi. Bu basit. C. Bunu bilir. Orient Ekspresi. D. Anadolu Lan oğlum Ekspresi. chat'e niye bakayım? Doğu Ekspresi'ne Nescafe alıp gidiyorlar işte. Az önceki Joker'i kullanmanın ne Hayır kadar hayır pahalıya Doğu mal olduğunu Ekspres. gösteren bir soru oldu bu aslında. Doğu Mantık Ekspresi yürüttüğüm veya zaman aslında tahmin edebilirim ama Doğru diyorsunuz ya. emin Niye Doğu olabilirim ve büyük bir Ekspresi risk. olsun ki? Doğu Ekspresi değil, Gerçekten Kurtalan abi. Evet. popülerliğinin artmasının sebebini bilmeme rağmen şu anda hangisi olduğu hiç aklıma çalınmadı. Adam ben 10 sene orada kaldım diyor. Öyle mi? Son karar mı? Kim Son karar. Sen yarışmadasın Chris, nasıl buradasın? O adam hem yarışmada aynı anda hem chat'e yazıyor. Oha. Ana. Parayı Tahmininiz aldı gitti hangisiydi? değil mi? Bak akıllı adamın Yani hali Doğu başka oluyor Ekspresi ya da işte. Hiç Anadolu Ekspresi uğraşmadan. ama Doğu Ekspresi... Temiz. Attı Doğu cebe parayı. Ekspresi'ne daha mı Bir dakika, yapıyoruz? Doğu 15K yolu Ekspresi çıktı biraz mı daha yakın şimdi? ama. Bakalım cevap. Emin Ne değilim. oldu? Ondan bir düşüğünü aldı. 7500 Kurtalan falan. Ekspresi. Evet.
İyi ki çekildiniz. Demiştim Kurtalan Ekspresi diye. Gerçekten hani hiç aklıma bir şey de çağrıştırmadı. Maalesef bilmediğim yerden geldi. Sağlık olsun. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Teşekkür ederim. Buyurun. Oo, helal olsun lan. 2 dakika gitti çıktı, 2 tane soruya cevap verdi. Bir tanesini zaten ekstra hemen Google'dan yazdı söyledi abi. Oh, 7500 TL free para, böyle bir şey yok. Ben de başvuruyorum. Nereden başvuruyoruz? Kim milyoner olmak ister? Ben de başvuracağım. Nasıl seçildin Chris? Anlat bize ya. Kim milyoner olmak ister? Ben de başvuruyorum. Ben zaten başvuruyordum galiba. Buraları şimdi gösteremem ki yayında. Başka daha kolay program yok mu ya? Esra Erol. Böyle yerlere... Hakan'ın yerine lazım. Başvuracaksın aslında ya bunu. Esra Erol'a niye başvuruyorsun oğlum? Hakan'ı yollayalım. Hakan'ı yollayalım abi buraya. Oğlum ya, onu yapmıştık ya zaten bir kere, hatırlamıyor musun?